Herkese merhabalar. Artık şükür kavuşturana mı desek ne desek bilemiyorum arkadaşlar. Ama nihayet yine bir videoyla birlikteyiz. Ben biliyorsunuz bu Türkiye'deki üzücü olaylar olduğunda toplulukta birkaç hafta video paylaşmayacağımı söylemiştim zaten. Çünkü yani insan ister istemez moral olarak bir şekilde etkileniyor ve bence video çekerken insanın moralinin ve enerjisinin yüksek olması gerekiyor ki çünkü seyirciler yani siz seyredenler de bunu gayet iyi bir şekilde hissediyorsunuz. O yüzden de yani kötü bir video çekmek yerine birkaç hafta bekleyip güzel bir videoyla sizlerle paylaşmaya karar verdim arkadaşlar. Biliyorsunuz hatırlarsınız ben feed halinde bir çekiliş yapmıştım ve bu çekilişte çıkan insanlara ben bir hafta kadar sonra buradan bütün hediyeleri yolladım. Fakat Türkiye'deki PTT'nin yavaşlığından dolayı ve tabii ki de buna koronanın hani kargo firmalarının yavaşlamasını etkilemesinden dolayı da iyice yavaşladı. 2-2,5 ayı buldu bütün paketlerin ulaşması. Ben de zaten yolladığım insanlardan küçük bir video, küçük bir resim istemiştim. Bu yanlış anlaşılmasın. Ben bunu buradan işte insanlara yardım ediyorum, hediyeler yolluyorum işte falan gibisinden istemedim. Sadece doğru kişinin hediyeyi aldığından emin olmak istedim ve yani takipçilerimi kanalımda ve videomda paylaşmam istemem kadar da doğal bir şey de olamaz. Bu şekilde kendimi biraz böyle akladıktan sonra şimdi bakalım işte hep birlikte bu bana yollanan resimlere ve videolara bakalım nasıl tepki vermişler. Evet, hediye giden ilk takipçimiz Sayın Seyda Saybel. Almanya'ya gitti bu hediye arkadaşlar ve yaklaşık bir hafta içinde yerine ulaştı. Seyda Hanım'a çok teşekkür ediyorum bu resmi yolladığı için. Bakın bahçesi ne güzel yani taşlarla falan böyle çok severim böyle düzenli bahçeleri. Çiçekler falan ekmiş. O kedinin de ilk başta bir gerçek mi yani heykel mi olduğunu anlamadım. Böyle bir baktım. Sonradan heykel olduğunu anladım. Öyle bir nüans yapmış. Çayları arasına falan filan koymuş. Bir de arkadaşlar dikkat ederseniz paketlerin hepsi sapasağlam bir şekilde ulaşmış ve buradan İngiltere'den oraya bir haftada gitti. Korona olmasaydı emin olun 3 günde, 4 günde de giderdi. Seyda Hanım'a buradan teşekkür ediyorum tekrar. Şu anda çayları içmiş olabilir, yani bitirmiş olabilir. Biraz geç çektik bu videoyu çünkü malum sebeplerden dolayı. İçtiyse afiyet olsun diyorum ve içmediyse de güle güle içsin diyorum. Arkadaşlar videoyu ben biraz maskelemek zorunda kaldım çünkü açık adres çıktığı için, Ayla Hanım'ın açık adresi çıktığı için o kısmı maskeledim. Yani görüntüde bir bozukluk falan yok. O şekilde seyredelim. Sevgili merhaba. Merhaba sevgili Onur Sönmez. Bugün kargonuz elime ulaştı. Aslında ben kendi videomu da çekmek istiyordum kendimi de ama şu an uygun değilim pek. O yüzden inşallah tekrardan kendimle beraber paketi açıp çekmeyi düşünüyorum. Sevgiler, selamlar şimdiden. Çok teşekkür ederim. Vallahi arkadaşlar yalan söylemeyeceğim. Gerçekten çok güzel bir duygu. Çok mutlu oluyorum böyle tepkileri görünce. Yani bilmem hani sanki benim için baştan beri beni destekleyen insanlara sanki küçük bir gönlümden kopan bir hediye gitmiş gibi oluyor. Evet, Ayla Hanım'a da tekrar teşekkür ediyorum ve güle güle kullansın diyorum buradan. Evet, bir diğer ki hediye giden arkadaşımız yani takipçim. Benim çok küçük yaşta ilkokula da giden sanıyorum bir takipçim var arkadaşlar. Yağmur ismi. Çok da güzel bir ailesi var. Onunla annesi de sürekli yorum yapıyor, abisi de sürekli yapıyor. Ailece beni takip ediyorlar. Vallahi çok güzel tam yerine gitti. İşte Arda ile iletişime geçip işte fişini falan filan yolladım. Neyse nihayet yani yerine ulaştı. Vallahi çok üzülmüştüm çünkü gümrükte tutmuşlar. Yani aslında ilaçla falan filan alakası yok. Bildiğiniz yani meyveli çay yolladım. Sonuçta halloldu ve yerine gitti. Bakalım onlara nasıl tepki vermişler. O elimize geçti. Çok teşekkürler. Şu an açayım mı kartı? Tekerle biraz zor olacak. Bayağı sardım sarmadım. Açmak da zorlanıyor. Ne olur ne olmaz diye. Kardeşim çok teşekkür etti. Küçük yaşında zaten. Küçük. İlkokula daha gidiyor. Açamıyorum. Vallahi yine dediğim gibi çok mutlu oluyorum. Çünkü gördüğünüz gibi yani her yaştan takipçim var. YouTube'un güzelliği böyle bir şey arkadaşlar. Yani burada güzel bir aile oluşturuyoruz ve her kesimden de insan var diyelim. Ve bir dahaki hediyemize bakalım nasılmış. Evet arkadaşlar bir sonraki isim de çekilişi kazanan isim. Kayseri'den Mehmet olmuştu. Ona bakalım, o nasıl tepki vermiş. Merhabalar.
Onur abi öncelikle teşekkür ederim. Nihayet gitti. Ben az önce kargoyu teslim aldım. Bu şekilde. Şimdi açacağım. Çayların birini deneyeceğim. Önce açayım. Paketin elime geçmesi. Neler oldu neler. Bayağı sıkıntılı oldu da. Sonunda ama bir şekilde hallettik olayı. Arkadaşlar yani bu PTT 2 ayda yolladı paketi. Bir sürü sorun çıkardı. Üstüne de paketlerin yollandığı hale bakar mısınız? Ayıp denen bir şey var. Yani hem servisi beceremiyorsunuz hem de paketleri de ezip üstüne kırılacak yani dökülecek yazıldığı halde paketleri ezilmiş, mahvolmuş halde ulaşıyor. Yani bunun adı kargoculuk mu bilemiyorum. Wow. Paketler doğal olarak birbirinin üstüne bine bine ezilmiş. Bakalım bu ne? Sleep, uyku çayı diyor. Zannedersem bu uyku çayı oluyor. Sonra... Bu Super Blends detox çayı oluyor zannedersem. Z kuşağı bakın evet. Arkadaşlar zehir gibiler. Yine... Her şeyini bir kontrol ediyorlar baştan bir. Ünü var bunun. Aynen detox çayı zaten burada yazıyormuş. Şu anda parlamak istiyorum. Parlatır. O yüzden parla. Bunu tercih edeceğim. Suyu kaynatıp geliyorum hemen. Suyum kaynadı. Ben bu sırada üzerlerini okudum. Gerçekten çok iyi. Hadi artık denene Mehmet. Çok sıcak ama... çilek kesinlikle ne denir? Nükseliyor mu denir? Şeker falan katmadım. Çok teşekkür Aferin ederim olsun. Tekrardan Onur abi sana buradan. Uğraştın, zahmet ettin o kadar. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben çekilişi yolladıktan sonra herkese isterseniz hani deneyip bir video çekebilirsiniz demiştim. Tabii ki de öyle bir zorunluluk yoktu. Mehmet sağ olsun denemiş. Afiyet olsun. Beğendi de çayı. Bana zaten söylemişti. Pakette yine sorun olduğunu söylüyor. Aynen o şekilde oldu. Bu sefer de bu pakette de kargo ücretini buradan yollamadığımı iddia etti PTT ve yani şimdi 6 tane yollamış olduğum paketin nasıl 5 tanesi de hani yollamış olursun da kargoyu bir tanesi yollanmamış olur. Zaten fişleri de falan da elimdeydi. Böyle bir ithamda bulundular ama yani yemezler. Neyse. Bu konulara fazla girmek istemiyorum. PTT'yi bayağı madiledim bu videoda. Ama haklıyım da yani neyse. Bakalım son tahlilimiz nasıl tepki vermiş. Arkadaşlar son tahlilimiz Trabzon'dan Metin'e gitmişti. O da benim bir YouTuber arkadaşım. Onun da çok güzel videoları var. Yani sonuçta herkesin eline ulaştı. Ben sadece Metin'in paketini bekliyordum. Yani kargosunu bekliyordum ulaşmasını. Ondan sonra 1,5-2 ay bekledikten sonra bana buradaki postan yani buranın PTT'sinden bir tane zarf bırakıldı. Yani daha doğrusu bir not bırakıldı. Kargonuz var gelin alın diye. Ben de o sıralar hiç kimseden kargo beklemiyordum. Hafif de tahmin de ettim. Ne oldun Metin'in tepkisini gösteremiyorum. Çünkü arkadaşlar 2 ay sonra paket tekrar geri gönderildi bana. Ulaştırılmadan. Adres, açık adres falan her şey üzerinde olduğu halde. Yani normalde oradan alınmadı diye geri gönderildi. Ben Metin'le konuştum ve... Onun haberi bile yok. Yani ulaşmamış bile adrese. Adrese ulaşmamış olmasına rağmen alınmadı diye bana geri yolladılar. Gerçekten sinirlendim çünkü o kadar uğraş verdim. Kargo paralarına falan yanmıyorum ama yolladığım kişinin eline ulaşmaması gerçekten sinirimi bozdu. Ama ona sözüm var. Türkiye'ye gidince oradan tekrar bu paketi elime yani daha doğrusu beraber götüreceğim Türkiye'ye. Türkiye'ye gidince özel bir adam gibi bir kargodan yollayacağım. Yani PTT'yi de bir daha asla kullanmayacağım. Zaten benim seçimim değildi. Çünkü buranın devlet posta servisini kullanınca Türkiye'ye girer girmez direkt PTT'ye veriyorlar maalesef. Neyse arkadaşlar çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Bundan sonra değişik farklı içerikler de gelecek. Lütfen beklemede kalın. Şimdilik hepinizi selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi bol bol öpücükler. Hoşçakalın.